Hangisi? Çocuklar dedikken. Manzara işte komple burak. Artık drone'la arkalarına geçmişler. Bize çok yorum geliyor. Mutlaka sana da gelmiştir. Benim annemin bu yarattığı bu şeyi eve zarar vermeyecekler. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, az önceki videoyu kapatıp direkt bu videoyu açtık. Bizim için gerçekten 10 saniye gibi ama sizin için birkaç gün sonrası oluyor. Şimdi önümüzde Murat, ufak bir hatırlatma yaparsak Kaan'ın evine doğru bakmaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Kaan'la ilk defa artık meseleyi konuşacağız. Evet. Yani taşınıyoruz ama nasıl bir şartlarda taşınıyoruz ya da taşınabiliyor muyuz? Senin aklındaki fikir ne? Evet. Yani net bir şekilde zaten kararımızı vermediğimizi söylemiştik. Biz Muğla'yı sevdik ama birazdan Kaan'la görüşmemiz neticesinde aslında bir şeyler netleşmiş olacak, belirginleşmiş olacak. Onun dışında bugün sabah Kaan'la konuştuk. Kendisinin birazcık işleri vardı. Şu anda tam olarak saat söyleyeyim. Saat 1'i çeyrek geçiyor. Şimdi Dilara ablanın evine doğru çıktık. Orada buluşacağız ve tüm meseleyi bir masaya yatıracağız. Bakalım video sonunda da herhalde sonunda netleşmiş oluruz, son kararımızı söylüyor oluruz diye tahmin ediyorum ama şu an bilemiyorum hiç, yani nasıl bir konuşma olacak, heyecanlıyız. Ne olacak, ne bitecek, gerçekten heyecanla ulaşmaya çalışıyoruz, bakalım neler olacak. Önce bir mezarlığa uğradık, sonra evi ararken tabi dedik neresi bilir, bakkal bilir. Tabi buradaki bakkal da tanıdığımız birisi yine. Şakal gizliydi. Çocuklar gelip gelmiş. Evet, şimdi yürüyordu. Yaşlar nasıl arttı bizimle? Bir şey söyleyeyim mi? Çok serin ve güzel mi Muğla? Serin mi? Serin ve güzel. Oradaki sıcağı göre diyorum. Evet. Ortaca daha sıcaktır. Sakarya'yı bir almak lazım. Valla. Yani, Hürri abla burada bir esiyor ya. Ya şöyle bak, burası daha sıcak. Yani sıcaklıktan yana tamam, daha sıcak. Ama devamlı yapış yapış değilsin. Evet. Yani, nem yok burada. Bizim orada aşırı bir nem var. Bir şey söyleyeyim mi? Getirdiğim valizin içindeki eşyalar nemliydi açtığımda. Evet. O kadar nem yani Sakarya. Bayağı nemini getirmişim oradan gelirken. Bebeğe bak. Giderken götürebilirsin. Abi, biri bana bir. Bunlar gelin, şu içine basalım. Haydi gidelim. İyi akşam kal. Bizim manzara işte komple bura. Öyle orman. Artık drone'la arkalarını keşfetmişlersin. Biz burada bahar aylarında çıntar oluyor. Ormana dalıyoruz, çıntar topluyoruz. Burası da bizim zıcıklığım bağırmaya başladı. Çabuk baklar. Zuzucuğum. Bıdıkçığım. Aa, tamam ya. Nasıl heyecanlandılar? Salıncağa oturayım mı? Gel, gel, gel. Bak, salıncak. Evet, İstanbul'dan kaçışın ilk Dilara ablanın bahçesiyle buluşma anı. Onun anıları var burada. Onun el emekleri var burada. Onun burada duruşu var, geçirdiği şey zaman güzel, var. Çok güzel değil mi? Yani önün açık olması. Evet. O uzağa bakabilmek çok büyük bir lüks. Evet. Bu köyün bir özelliği de sürekli böyle taş evlerle karşılaşacaksın yani. En azından istinat duvarları taş olan evlerle karşılaşacaksın. Yani. Buraya genelde biz ekim yapıyoruz. Çok mantıklı. Bir de sağ taraf var, orayı da göstereceğim. Şuraya da, şu karşıda hani sol tarafa da çorak bir yer. Evet. Oraya baraj yapılacak ama halen daha sürüyor. Daha başlamadılar bile. Orası mezarlığımız, anacımı orada, buradan el sallıyoruz. Az önce ziyaret ettik. Ziyaret ettik. Arkadaşlar, bizi göstereyim. Abicim kedi.
Tabii ki burayı şu an depo olarak kullanıyoruz yapmadığımız için de. Biz şey olarak düşündük abi, burayı böyle yatak odası yapıp, yani bir de taş ya burası, yani izolasyon evet, olarak daha iyi. Yani o çift kişilik yatak boşluğunu buraya evet, rahat alırsın. Tuvaleti de var zaten. Evet. Duşu da var hatta. Şey de güzelmiş, daha yüksek, açık, evet, hani şey de oluyor. Burada mutfağı da var bunun. Bak burada da sera alanı vardı değil mi? Evet. Burada biz tanker kullandığımız için su şey açıyoruz buradan vanasını falan öyle o şekilde kullanıyoruz. Hı hı. Yoksa tazyiksiz geliyor yüksek ya. Hı hı. Ama şimdi o vana sayesinde o depo sayesinde. Tankeri doldurum. Burası işte bizim evet, tavukların kümesiydi. Şimdi tavukları tabii ki verdik, komşuya bayağı oldu. Annem bakamadığı için verdi. Aynı şekilde buraya da ekim yapıyoruz. Ne var burada? Hiç anlamıyorum vallahi. Hiç anlamıyor. Sen anlıyorsun. Biz de yeni anlamaya başladık. Böyle biz de anlamıyoruz. Çok anlamıyoruz. Bu üzüm. Evet. Bunu biliyorum. Üzümü tanıyorum diyorsun. Bırak. Sen yesen mi acaba? Bak şurada size üzüm var. Mis gibi mis. Bal. Bal. Ne indirelim oradan. Buraya bamya falan ekledik. Üzüm bamya. Benim annemin enteresan bir şekilde hiç mevsim gibi bir şey yok. Her şeyi ekiyor. Hani Tropicana'da yetişen şeyleri de ekiyor. 3-4 yıl sonra bir tane veriyor en azından. Benim bir kafası var yani. Bahçe bu şekilde. Arabayı şuraya sokuyorum genelde. Kapıyı kapatıyorum. Aç kapısını. Bir de evin içini göstereyim. Ne haber? Bak burası esiyor ama bak. Güzel mi kızı? Geldi mi? Burayı çok güzel yapmış Dilara abla. Tamam. O da yapmış. İnecek misin? Normalde mesela buraya sobayı koyuyoruz. İçeriye koyuyoruz çünkü içerisi cayır cayır yanıyor. Buraya koyuyoruz. Şurada zaten şey var. Bu her yeri ısıtıyor. Buraya kapatıyor. Mantıklı. Isıda bir sıkıntı yok. Buranın tek sıkıntısı serinleme. Onu artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Buraya yatak odası. Öyle küçük bir gardırop falan var. Bir şey söyleyeyim mi? Bahçe olduğundan yani videolarda daha büyük çıkıyor. Yani burada biraz bir tık evde daha büyük. Videolarda evet, daha ufak çıkıyor. Yok işte köşeler ayarlayamıyoruz ya. Burada banyo. Burada salon. Bu da çekyat olan çekyat gibi bir koltuk. Düzenlemiş bayağı Uğur'u ablam sana. Niye baksana. Mia? Yani ev, sizin Sakarya'daki evin tabii, onda biri falan zaten. Ya bizim boyuttan yana orası şeyimiz. Orası da fazla büyük. Orası da fazla büyük. Aynen. Burası da gerçekten standartlar büyük bir ev yani. Şimdi bu bir gerçek. Ya burada zaten belediyenin kanunu var. Yani burada daha fazla imara açılmıyor. Yani ben buna en fazla bir kat daha çıkarım. Bitti. Genişlemesine bir şey yapamıyorum. Yani. Açılmasın zaten. Hani. En az yüzde bilmem kaç bahçe istiyor. Burada da soba yeri var ama herhalde buraya işte yaksan... Burada kullandık başta. Cehennem azabı. Cehennem azabı oluyor yani çok. Evet. Soba bak o şey de güzel dışarıda olması. Hem oranın da daha aktif kullanılmasını sağlar. Burayı kış bahçesi gibi bir şey yapmıştık. Yani ben sevdim. Değil mi? Güzel. Aynen öyle. Güzel bahçe dediğin gibi evet videolarda bir tık daha büyük gözüküyor. Evin içi de biraz daha geniş aslında benim de düşündüğümden. Yani yerleşim düzeni olarak çok bilemiyorum ama diğer taraf dediğin gibi şey mantıklı. Bir şey çok çok fazla eşya eksiltmek gerekmeyebilir ama bizde biraz ıvır zıvır çok yani. Hı. Biraz onlardan temizlenmek de iyi olur. Tabii ki tüm eşyamız buraya sığmaz. Benim evde depo var oraya götürüyoruz. Yani tüm eşya sığmaz. Yani şey ama olabilir. Ama veda edebileceğimiz şeyler var. Veda etmek istemediğimiz şeyler var. Ya şimdi mesela şey var. Bizim yatağımız king size. 2 metre 2 metre. Hatta 2 metre 2 metre 10 santim. Bizim şu an merkezdeki gibi. Öyle. Çok rahat yani güzel. Aynen. Ben bir otelde görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Dedim bu nasıl yatak böyle diye. Öyle almıştık. Yani onun buraya sığma gibi bir durumu yok. Yani bir yatak şeyimiz var. Mesela şey olması lazım. Sen mesela buzdolabını vesaire ne yapmayı düşünüyorsun? Ben mi? Ben burada hiçbir şey ilemeyeceğim. Hiçbir şey. Yani işte yani, o zaman bizim mesela buzdolabımızla şeylerimizi falan satmamız lazım gelirken. Çünkü o konuda mı? İki tane koysak ya şöyle, saçma olur. Yani, zaten öyle bir yerde yok. Artı şöyle bir şey var. Mesela onlar satıp vedalaşabileceğim şeyler aslında. Evet. Neden? Çünkü onlar Deniz'in de daha önceden kullandığı eşyalar. Yani vekalinden kalma.
Hani çok yeni olmadıkları için bir şekilde onları sanmak yerini rahatsız etmez. Ama hani mesela oturma grubumuzu seviyorum. Ha mesela şey, mesela bunları ne yapmayı düşünüyorsun? Bir şey olursa mesela ben, şeye getirebilir miyiz? Sen böylece kalsın istiyorsun komple. Ya şöyle, ben şimdi hiç bunun planını yapmadım. Ya zaten o noktada bir şey söyleyebilir miyim? Biz şimdi son böyle videolarda bahsettik ya buradan. Belki ya bize çok yorum geliyor. Mutlaka sana da gelmiştir. Yani son görüştüğümüzden bu yana senin kafanda değişen bir şey var mı? Yok. Yani sende durum ne aslında? Biz niye içinde konuşuyoruz? Çıkalım. O yüzden hiç düşünmedim nasıl olur, ne yaparım diye. Bunları. Şimdi şey var, bence şey olunmaz. 8 yaşından beri oturduğum diyorsun, öyle satıp elden çıkartma gibi bir şey olmaması yani, lazım. Yani parasal ihtiyacın olmaz. Yok, hani zaten hani o para değil, onun anısını şey yapamazsın diye düşünüyorum. Anısını, yani hani onları bir şekilde muhafaza etmem bence senin için de bizim için de daha iyi olur. Çünkü bizim de kendi en azından salonla ilgili bir takım şeylerimizi getirip buraya koyabilmemiz lazım. Salıncağa çıkmak istiyor musun Mia'cığım? Bak ama ne güzel, bir şey söyleyeyim mi? Şu an bak burada Esen gibi şey bizim makalede yok. Bahçede de oturamazsın sinekten. Hmm. Sinek konusu için herkes böyle şaka zannediyor ama bayağı. Biz dün Muratcan'ın bahçesinde de o kadar rahat balkonda oturduk ki, balkonda pardon, akşam o kadar rahat oturduk ki. Birkaç yorum gelmiş sinek var diye falan da, burada akşam sahilinde otursan da sinek yok. İşte çok esiyor zaten burada. Şey. Burada olmaz. Bizim orada esinti yok, nem çok fazla. Ben hiç yapıyorum. Ya burada dediği o istinat duvarının üstüne kapanması gerekiyor çocuklar için denilen kısım şu taraf herhalde. İşte onu da şöyle, bizim çok güzel 8-9 tane kestane ağacından kütüğümüz var. Yani şöyle şu kalınlıkta, kazık aslında, şöyle şu boyda aşağı yukarı. Ben onu düşündüm, hani buraya belli aralıklarla dikip bir tel yapılabilir, hem çok güzel gözükür. Yani onun ahşabı vesairesi çok güzel, hem de kestane ağacı şeyidir. Ne yağmur zarar verir, ne güneş zarar verir. Bu çatı yapımında kullanılır genelde. Hani güçlü bir ağaçtır. Böyle dışarı koyduğun zaman 2 sene sonra çürüyecek bir ağaç değildir. Öyle bir şey yapabilirim diye düşündüm. Vallahi bunlar işte planlamak lazım. Oturup konuşmak lazım. Siz mesela gelseniz ne zaman gelmeyi düşünürsünüz ondan sonra? Biz şimdi en son bir... Senle tabii tam konuşmamız gereken farklı konular da var. Yani onlar da anlaşabilirsek biz bir ay sonra gelmek istiyoruz. Anladım. Hani şimdi buraya niye taşınmak istiyoruz aslında o konuya gelirsek? Yani şunun için değil. Çünkü öyle bazı yanlış anlaşılmalar da oldu. Yani işte siz abone kasmak için yapıyorsunuz. Yok zaten taşınmayacaksınız, insanların vaktini alıyorsunuz. Az çok okumuşsundur sen. Hepsini okudum. Yani, az çok değil, hepsini. Yani, ben böyleyim. Sosyalde oturdum mu bakarım. Bizim yazdığımız cevapları da okumuşsundur. Hepsini. Hani şimdi şöyle bir şey var. Hiçbir aklı başında insan herhalde iki çocuğunu ailesine alıp hani evini kapatıp dur ya benim de hani 3000 abone gelsin, 5000 abone gelsin diye böyle bir şey yapmaz. Evet. Hani anlıyorsundur. Hani zaten. Ama şu da var. Tabii ki YouTube'a içerik yükleyen herkes videosu izlensin ister, daha çok kişiye ulaşmak ister. Hani bu da işin farklı bir boyutu. Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman, işte evet işte sen varsın bir defa, seninle bir takım inşallah projeler yapacağız diye düşünüyoruz. Murat var, Ahküymah var, Köy Göçlükleri var, Ay Çiçeği Çiftliği var. Var. Yani burada bizim için YouTuber evet gerçekten cenneti. Çok olumlu olur. YouTuber cenneti gerçekten, ama bizim esas isteğimiz, bak şu an burada böyle serin serin oturabiliyoruz. Bu var ya. Sakarya'da yok mu ya bu o kadar su şeyi? Yok. Yani Sakarya yazın 3 ay geldiğin zaman şey gibi hissediyorsun kendini. Akvaryum içindeki balık gibi hissediyorsun. Nefes alamıyorsun. Ya o şöyle kadar. Söyleyeyim. Bu bizim yorumlarda da çok geldi. İşte Sakarya'ya laf ediyorsunuz. Bilmiyorum Muğla'nın sıcağında ne yapacaksınız gibi. Muğla daha sıcak olabilir. Hep hava durumunu karşılaştırdım. Ve bunu yazan insanlara da anlık böyle bir yanıt verdim. Evet, Muğla daha sıcak ama nem hep daha fazla. Atıyorum %68'di mesela, bizim orayı da 87'ydi. Yani nem çok fazla. Sürekli böyle bir ıslak kısmı, yapış yapış halde. Kışın soğuğu yani. Da aynı şekilde. Bir defa bizim orası daha soğuk kışın. Değil mi? Kar yağdı, bayağı bir kar kalkmadı. Bir de nemle birlikte o soğuğu böyle gerçekten kemiklerin içinde hissediyorsun. Bir de burası yüksekte olduğu için hiçbir şekilde etkilenmiyor bu. Sıkışmıyor yani. Her yer açık. Yağmur yağar burada. Burada bir de kar da yağmaz Muğla'da. Doğru dürüst.
Ya soğuğu çok soğukuyorlar yani. Bizim o taraf gerçekten çok soğuk. Bizim oranın soğuğu daha soğuk. Buranın sıcağı daha sıcaktır. Ama nem yok, daha rahat. Ya İstanbul daha kötü. İstanbul bile daha kötü. Burada doğayla alakalı sadece şunu söyleyebilirim. Evet, Sakarya'nın bitki örtüsü, yaylaları, gölleri güzel. Tabii ki çok güzel. Yani gerçekten Karadeniz bitki örtüsü şeyi. Ama onun dışında hava ve sıcaklık anlamında falan bence burası çok daha avantajlı. Hem kış hem yaz. Evet. Tabii yaşayacağımız zorluklar da var. Arabamız yok. En çok yazılan şeylerden biri oydu. Ama bizim Sakarya'da da arabamız yok ve Sakarya'da da bir köyde yaşıyoruz. Yani Sakarya'da yaşadığımız yer de öyle. Her yere çok yakın değil. Yani atıyorum bir A101'e girip alışveriş yapmak için ya da hani öyle bir markete girmek için ilçeye gitmen gerekiyor. Hani gene minibüse biniyorsun, ilçeye gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, geliyorsun. Buradan daha uzak tabii köy bakkalımız var. Köy bakkalı da buradan daha uzak. Bir de şimdi pahalı. Yani çok fiyat farkı var. Oradaki bakkalla. Sakarya'dan pahalı. Markette bakkalı. Hayır. Yani bizim orada mesela köyün marketi ilçedeki marketten daha pahalı. O yüzden ister istemez markete gitmen gerekiyor. İlçeye gidiyorsun yani. Şimdi burada da evet yani yola bir aşağı yukarı herhalde bir 10-15 dakika yürüme mesafesinde. Olarak yani ben onu bir zorluk olarak göremiyorum. Şimdi belirsiz olan sadece aslında eşya konusu var. Eşya konusu. Araç orada da sıkıntı, burada da sıkıntı dedik ama istiyoruz ya inşallah nasip olur alırız zaten evet. Araba. İstiyoruz her yerde problem de. Bir de bir şey daha var aslında deriz. Bizim şimdi mesela Sakarya'daki ikili alanımız gerçekten ikili alan. Büyük yani. Ve burası bak ama, burada şey çok hoşuma gitti. Bahçe kontrolün biçimli. Altında ve biçimli. Çok biçimli. Mesela şuradan çocukları görmek yani. Çok güzel. Yani aynen şuradan. Salonda otururken her çocuk gayet güzel bahçeye çıkıp oynayabilir ve kontrolün altında olur. Balkonda oturabilirsin. Yani o konuda bence çok güzel. Bir de şey demişler havuz yok orada. Havuz bizim orada da yok da hani. O ileriki projelerim. İleride buraya iki katlı bir villa yapıp havuz atacağım. Ama o ileride. Ya şey olabilir şimdi başta arabamız yok ya ben hep çok istiyordum. Bu prefabrik havuzlar var biliyorsan. Hiç bilmiyorum. Ama şey değil böyle plastik havuz düşünme. Böyle bayağı işte içine klor attığın bir Allah, şey makinesinin nereye, olan nereye? Böyle şey mesela 3 metreye 5 metre. İntelim falan çok hani büyük. Yukarı doğru böyle büyük işte metal direklerle falan kurulan belki öyle bir şey yapılabilir. Ben onu Sakarya'da çok yapmak istiyordum. Filiz diyordu yani hani burada olmaz. Oranın kültürel eksimi bir şey buldum. Ha burada kimseye karışamam. Burada zaten kimse görmezsiniz ki. Çok. Buradan anladım. Kimse geçmez. Aslında mahremiyet alanı bak bu çok artılardan güzel. Bir tanesi. Değil mi? Yani o mahremiyet de güzel çünkü bizim oradaki ev hemen yolun kenarında ve birazcık aşağıda kaldığı için. Hani yani geçenler çok yukarıdan aşağı bakıyor. Gözüküyor yani. Gözüküyor. Yani. Gözüküyor. Evet. Ben bir yeşil gölgelik yaptım. Ama gene hani böyle net baktığın zaman arkada kim var diye gözüküyor. O rahat olamıyorsun. Beklediğimden daha güzel. Çok uğraştık. 2,5-3 yıllık emek var burada işte. Bu yani ilk zaman burayı böyle şöyle mesela eğimli bir arazi düşünün. Yani biz burada otururken böyle vinç çalışıyordu şu bahçede. İşte şu duvar. Ben şeyleri izledim daha yaptırım. Hepsini. Yani çoğunu izledim. Şu duvarlar bile yani ne kadar zamanımızı ve paramızı yedi zamanında. Yani. Duvar. Elle evet. Yapılan duvar. İstinat duvarı deniyor herhalde. Evet. İstinat duvarı. Hani emek, her şey emek burada. Ben o yüzden hani biraz manevi boyutundayım. İşte sonuçta ben burayı hiç hatta satacağımı düşünmüyorum. Hiç hayatım boyunca. İnşallah. Bize gelen şeylerden bir tanesi. Kaan çok genç. 2 yıl sonra burayı satıyorum derse siz ne yapacaksınız? Ben burayı satmam. Ha, ben burayı atıyorum 20 yıl sonra, 15 yıl sonra gelirim. Artık param da varsa dikerim iki katlı bir tane villa. Çocuklarımın, torunlarımın koşturabileceği bir yer olur. Burada yaşarım. İnternet falan da daha iyi olur o zaman. Zaten teknoloji ilerliyor. Annem de oradan bizi izler. Benim amacım o. Ya ben burayı satmam. Satarsam merkez satarım. O da sonra. Ben zaten şimdi tapu işlerini vesaire de hallettim. Vizelere koşturacağım. Benim amacım bu. Ben Muğla merkezdeyim. O süre içerisinde beraber bir şeyler yapabiliriz. Hep beraber. Onun dışında abi abla ilişkisi gibi olur. Kiracı ilişkisi gibi değil de. Hani benim için burası maddiyattan daha çok manevi önemli. Siz civarlarına baktınız mı hiç kiralarına falan? Yani ya da ikinci yani baktınız. Geldik Ege'de katıldık. Sana tamam, geldim. Tamam evet. Konuşuruz hepsini konuşuruz. Onlara parmaktan sonra. Aslında siz kurmuşsunuz belli bir düzeniniz var. Buraya aslında mantıken baktığınızda hiç düzeni olmayan ama bu işlerini anlayan öyle biri lazım baktığınız zaman. Ama sizin şimdi bahçenize de ne kadar hani kiralı da olsanız özveri verdiğinizi gördüm ben. Yani şey kafasını düşünüyorum. Yani benim annemin bu yarattığı bunca şeyi emeğe zarar vermeyeceklerse eğer bu insanlar vermez kafasındayım. Ki zaten sizle karşılaşana kadar ben burayı kiraya abi veremem diye düşünüyordum. Çünkü nereden bileceksin ki? Kiracı sonuçta.
Bir yandan avantaj değil mi? Yani aslında çünkü Amerika'ya bile gitsen videoları istediğinde açıp izleyebileceksin. Ne yapmışlar bu hafta? Yani. Öyle aynen işte o güzelliği var. Bilmiyorum o yani. O keçi gübeleri almıştı hatırlıyorum. Evet, evet, onlar çapalatırken. Var. Şu istiridyeler zaten annem tek tek yapıştırdı böyle. Hani burada kozalaklar var hepsini toplayıp boyadı burada falan. Yani şu masada. Bunlar keza boyandı. Yani her şeyde bir süreç var, emek var. O yüzden benim için önemli olan o maddiyattan çok. Yap bir daha bakalım. Evet arkadaşlar, beklenen gün geldi. Geldik, evi gördük. Evet. Biz evi çok beğendik. Kaan'la da güzel anlaştığımızı düşünüyorum. İlerleyen günlerde Kaan bir karar verecek ve hep birlikte evet, bir şekilde yeni hayatımıza başlamış olacağız. Bir hafta sonra Kaan, aşağı yukarı bir hafta sonra, işte onun farklı telaşları var. Dilara ablanın kırkı var vesaire. İstanbul'a gidecek, gelecek bir şeyler. Oradan sonraki süreçte karar vermiş olacak. Biz de ona göre nasıl bir yol alacağız. Evet, ona sonrasında da biz karar veriyor olacağız. Şu şekilde 11'inde rahmetli Dilara ablanın kırkı olacak. 11'inde ben de İstanbul'da olacağım, Filiz Sakarya'da olacak. Çocuklarla beraber. Çocuklar olduğu için o bu sefer gelemeyecek. Ben o günü videolaştırması için Kaan'a yardımcı olmak istiyorum. Yanında olacağım. İşte çekimlerini yapacağım, videolarını editleyeceğim. Ve bir anı olarak o da bu videoyu yükleyebilecek. Umarım hepimiz için hayırlısı olur. Evet, zaten sevenleri de, takip edenler de, Dilara ablanın takipçileri de, dostları da, onlar da zaten o kırkıyla alakalı gelemeyenler muhtemelen görmek isteyecekler. Kaan da onu tabii ki videolaştırmak istiyor. Deniz de destek olacak inşallah. Biz 2 günlük Muğla çıkartmamızdan gerçekten çok keyif aldık. Bizim için çok güzeldi. Evet, güzeldi, keyifliydi. Tekrar şöyle bir hatırlamak istediğimiz o güzel duyguları, dostlukları, arkadaşlıkları, komşulukları hatırladık. Yani dün Egedar'da, bugün burada Kaan misafir etti. Yani gerçekten keyifli vakit güzeldi, geçirdik. Evet. Biz Muğla'nın zehrini aldık yani. Evet. Arkadaşlar. Şimdi Kaan bir karar verecek. Onun kararını bekliyoruz. Onun kararına göre hepimiz için yeni bir sayfa açılmış olacak. Aynen öyle. Yani hikayemizin bundan sonraki sayfalarında neler var? Ben de merakı içindeyim. Bekleyip göreceğiz artık. Kaan'dan birazcık cevap bekliyoruz. Biz de düşüneceğiz bu süreci. Sonrasında da yine sizinle paylaşıyor olacağız tabii ki. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bence burası oraya göre yani havası çok daha süper. Çekirler bir ya. Ya şöyle. Bir şey rica etsem, boylarımız olmuş mu bir bakabilir misin Murat? Ben yani de Filiz'e göre ayarlayınca benim kafanın ucu kesiliyor da. Evet. Yani boyun şöyle kısa demeye çalıştı bana şu an, değil mi? İyi, İyi mi şu anda? Tamam.